Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak şampiyon olan ve tarih yazan Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Milli Sporcuları 7 madalyayla yurda döndü. Muhabir arkadaşımız Melis Coşan, Türkiye'yi gururlandıran millilerimizle beraber Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da yanında. Sözü Melis ve konuklarına bırakıyoruz. Melis, söz sende. Evet, Berlin 2018 Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli Atletizm Takımı sporcuları dün geldiler. Ama o bize gururu yaşatarak geldiler. Tam tamına 7 madalya getirdiler Türkiye'ye. Bu sporcularımıza destek veren, onları her konuda destekleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı var yanında. Hemen ilk önce ona dönmek istiyorum. Sizin düşüncelerinizi alayım efendim, neler düşünüyorsunuz? Ben öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Onlar bizim altın kızlarımız. Bağcılar Belediye'mizin Engelliler Sarayı'nda önce rehabilitasyonla başladılar. Her biri evlerindeydi. Maalesef ülkemizde özellikle engellerle alakalı yaşanan süreç Cumhurbaşkanımızla birlikte hayat buldu. Gerek imkansızlıklardan gerekse toplumundaki kabullenmeden dolayı evlerinden çıkamıyorlardı. Engellilerimiz sarayımıza geldiler. Hayat buldular ve orada spora başladılar. Aslında kendileri aynı zamanda toplum içinde güzel bir rehabilitasyon örneği oldular. Ve birçok engelli kardeşimiz de şu anda onların izinde devam ediyorlar. Gittikleri her şampiyonada madalyalarla geliyorlar. Yeni rekorlarla geliyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de artarak başarıların devam etmesini ben temenni ediyorum. Şimdi hedefleri Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları olacaklar ve ülkemizi de yine temsil edecekler. Rio'da da ülkemizi temsil etmişlerdi. Hep birlikte bayramı mutlu bir şekilde yaşarken onlar bize ikinci bir bayramı daha yaşatmış oldular. Ben kendilerini, hocalarını tebrik ediyorum. Spor Bakanımızı özellikle desteklerinden dolayı tebrik ediyorum. Birebir yakından takip ediyorum. Mehmet Kasaboğlu Bakanımız. İnşallah ülkemize gurur vermeye kendileri devam edecekler. Bağcılar Belediye'mizin tüm imkanları onların başarısı için. Aynı zamanda bağcılarımızı ve ülkemizi, ay yıldızlı bayrağımızı da dünyada dalgalandırmaya da inşallah devam edecekler. Peki başkanım. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi normalde başarının arkasında hep bir destek vardır ya. İşte Bağcılar Belediyesi de herhalde onu yaptı. Sporcuların bu kadar kazanmaları, madalya kazanmalarını sağlayan herhalde o destekti. Tabii ki ben özellikle mesai arkadaşlarımıza şunu söylemişimdir. Ne arzu ediyorlarsa, hayatta ne istekleri varsa hepsini gerçekleştirmeleri bizim emrimizdir demiştim. Çünkü onlar eğer hayatta engelleri kalkmış olsalar engelli denmeyecek. Neticede bu engelleri koyanlar insanlar veya kaldırmayanlar. Engellerin ortada kalktığı bir dünyada onların normal hayatlarını aynı şekilde devam ettirdiği gibi hatta bizlerden çok daha başarılı bir noktalara geldiğini de hep birlikte görüyoruz. Birçok konuda aktivitelerimiz devam ediyor. İnşallah yarın da Boğaz'da su altı dalışı yapacağız. İnşallah engelli kardeşlerimizle beraber spor su sporlarında da yine birçok başarıları elde edeceklerine ben inanıyorum. Yeter ki imkan tanınsın, fırsat verilsin ve onlar hayatta ülkesine, kendilerine, ailesine faydalı bir fert olarak gördüklerinde onların mutluluğu bizim mutluluğumuz ve Bağcılar'ın mutluluğunda onların mutluluğundan geçtiğine ben inanıyorum. Peki başkanım, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığı için. Diğer şimdi sporcularımıza da dönmek istiyorum. O gururu yaşatan sporcularımıza da dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba, ben Hamide Doğan Gündüz. Bağcılar Belediyesi Engelliler Milli Takım sporcusuyum. Hı hı. 200 metrede, 400 metrede altın madalya getirdim ülkeme. 800 metrede bronz madalya getirdim. Hı hı. Çok mutluyum. İstiklal Marşı'nı orada okuttum. Bayrağımı göklere çektim. Çok mutluyum. Hı hı. Çok heyecanlıyım. Peki şimdiki hedef ne? Şimdiki hedefim Dünya Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları 2020'ye hazırlanıyoruz. Hı hı. Hedefim madalya almak Tokyo Olimpiyatları'nda. İnşallah biz de çok, inşallah bununla çok daha gurur duyarız. Direkt şimdi yanındaki arkadaşıma dönmek istiyorum. Merhabalar, şimdi bir isim alalım, bir de şeyi alalım. Ben madalyamı göstereyim hemen. Merhaba, ben Zübeyde Süpürgeci, Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nün milli sporcusuyum. Ben de 200 metrede altın madalya, 100 metrede gümüş madalya
aldım. Antrenörüm Ömer Cantay'a çok teşekkür ediyorum ve Bağcılar Belediyesi Engeller Bağcılar Belediyesi Lokman Çağrıcı'ya ayrı teşekkür ediyorum. Bizi maddi manevi her türlü desteği imkanı sunduğu için. Mutluyum ülkeme böyle bir altın madalya kazandırdığım için. Peki buradan bu durumda olan ve başarmak için sadece bir adım bekleyen ya da cesaret edemeyen arkadaşlarınıza buradan ne söylemek istersiniz? İmkan verildikçe bize, biz her zorluğun üzerinden geliyorum. Kimse hani korkmasın, kendi engelini saklamasın. Yani bu engelli olmak da güzel bir şey. Evet. Yani spora başlasınlar. Spor insanın içindeki keşfi çıkarıyor. Mesela Zübeyde yapan bu spor oldu. Yani insanlar kendini, engelliler özellikle kendini keşfetsinler. Zübeyde senin bir de Avrupa rekorun var aslında. Evet, 200 metrede Avrupa rekoru kurdum. Onu ilk başta inanamadım. Tabii ki de ekranda rekor yazınca çok mutlu oldum ve yani değişik bir sevinç yaşadım o an. Peki bize de bu mutluluğu yaşattığın için çok teşekkür ederim. Şöyle diğer arkadaşlarımda da var ama süremiz kısıtlı olduğu için onlarla da konuşmak istiyordum ama şöyle isimleri genel olarak sayayım. Hamide Doğan Gün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Nurşah Usta, Hamza Doğan. İsimlerini saymış olduk ama kusura bakmayın diyelim. Çok özür diliyoruz ama süremiz kısıtlı olduğu için şöyle genel anlamda konuşmuş olduk. O milli sporcularımızın, o bize gurur yaşatan sporcularımızla konuştuk. Ekranlarınıza getirmeye çalıştık. İnşallah bir dahaki sefere Tokyo 2020 diyoruz değil mi arkadaşlar? Diyelim. Bizim şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Evet, Melis Çoşan, sana ve konuklarına da teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz.